Kıymetli dinleyenlerimiz, Muhyiddin-i Arabi Hazretlerinin Fütühat-ı Mekkiye'den Altın Sayfalar isimli kitabını seslendireceğiz. Allah'ın ve peygamberlerin tavsiyelerini dinleyip içine sindirmek amellerin en üstünüdür. Eğer tavsiye olmasaydı insanlar bocalar dururdu. Tavsiyeler sayesinde devletlerde hakimiyet sürüp gitti. Onun için bu tavsiyelere göre amel et ve sakın ihmal etme. Zira tavsiye Allah'ın ezeldeki hükmüdür. Bu kitapta topluma sadece Allah'ın tavsiyelerini hatırlattım. Bu tavsiyeler hususunda kendimden hiçbir şey ilave etmedim. İzlediğim yollar, büyüklerin söyleyip takip ettikleri yollardan başka hiçbir şey değildir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği yol, dinin ta kendisidir. Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ ettiği din, milletleri aydınlatan en büyük nurdur. O öylesine büyük bir nur ki, hiçbir gözün ışığını silmez. Aksine ona güç kazandırır ve kötüye meyletmekten insanı korur. Sırrını ondan al ve sırrın merkezlerinden bir sır edin ki seni o sır yüce aya, hatta zuhal gezegenine yükseltsin. Oradan da bir daha aşağılara inilmeyecek sabit noktalara erdirsin. Böylece yüksek derecelere eresin. Oradan kürsinin ayağına, daha sonra şekilleri ve misalleri kuşatan arşa, araz ve illetlerle mukayyet olan aklın temizleyicisi ruha yükselesin. İşte bu takdirde üstünde hiçbir nefesin bulunmadığı fezaya, oradan da ezel ile nitelenen menzile varasın. Alçakların üstünde yüksekler olmasaydı, yüzlerimiz göz ucuyla görebileceğini aramak için alçalmazdı. İşte sırf bu sebeple Allah secdeyi emretmiştir ki hem yüksek yerlerde hem de alçak yerlerde Hakk'ı müşahede edebilelim. Eğer basiretin yerinde ise sana tavsiyemiz budur. Kurtuluş yollarının en güzeli de budur. Sen ancak bu sayede her bilineni bedeli ile değil, hakikatteki şekli ile bilir ve öğrenirsin. Yüce manzarayı da ancak bu sayede görebilirsin. Zira onun senden başka tecelligahı yoktur. Onun için sakın kıpırdayıp da ondan ayrılma. Şayet seni sevineceğin bir pınarın başına çağırırsa sakın cevap verme. Ondan yana her zaman bir korku içinde ol. İçimizdekileri doğurttuğu için bizler birer dişiyiz. Bu anlamda varlık aleminde hiçbir erkek olmadığından dolayı da Allah'a hamd etmeliyiz. Çünkü erkek olarak tanıdıklarımızın tümü bu anlamda birer dişidirler. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Allah Nuh'a buyurduğu şeyleri size de din olarak buyurmuştur. Ey Muhammed, sana, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya buyurduk. Dine bağlı kalın. Ondan ayrılığa düşmeyin. Bu ayette de görüldüğü gibi Allah dini ayakta tutmayı emretmiştir ki o her zaman ve her milletle Allah'ın şeriatıdır. Ve yine o din üzerinde birleşmemizi, ayrılmamamızı, onda tefrikaya düşmememizi emretmiştir. Çünkü Allah'ın kudret eli cemaatle beraberdir. Sürüden ayrılan koyunu bilindiği gibi kurt kapar ve yer. Çünkü o, bulunduğu sürüden ayrılıp yalnız ve güçsüz kalmıştır. Kurda karşı güçsüz düşmüş ve kendini savunamaz hale gelmiştir. Bunun hikmeti şudur ki, Allah, güzel isimleri olmaksızın ilah olarak tasavvur edilemez. En güzel isimlerinden o soyutlanamaz. Bu itibarla, onun bir olduğuna inanırken, bir yandan da isimlerinin çokluğunu nazarı itibari almak lazımdır. Allah'ın varlığını ve birliğini böyle kabul etmek gerekir. Allah'ın yedi kudreti demek, gücü demektir. İşte onun bu gücü cemaatle beraberdir. Akıllı bir adam ölürken çocuklarını toplayıp onlara
bana bir değnek getirin demiş, getirmişler. Bir daha, bir daha getirin demiş, yine getirmişler. Adam onları bir araya getirip birleştirmiş ve hadi şimdi bunu kırın demiş. Uğraşmışlar fakat kıramamışlar. Sonra o değnekleri birbirinden ayırmış ve hadi tek tek alın ve kırın demiş. Almışlar ve rahatlıkla kırmışlar. Onlara şöyle demiş. İşte siz de benden sonra böyle olacaksınız. Bir arada olduğumuz müddetçe sizi kimse yenemeyecektir. Fakat ayrıldığımızda düşmanlarınız sizi rahatça yenecektir. Dine sarılanlar da işte böyledir. Hep beraber dini uyguladıklarında dinde tefrikaya düşmedikleri sürece düşmanları onlara hiçbir şey yapamaz. Kendi nefsinde insanoğlu da böyledir. Allah'ın dinini tam anlamıyla nefsinde uyguladığı zaman insanlardan ve cinlerden olan hiçbir şeytanın vesvesesi ona zarar veremeyecektir. Çünkü imanı kuvvetlidir ve melekler de bir yandan ona yardım etmektedir. Tavsiye: bir yerde Allah'a asi geldiğin zaman aynı yerde ibadet ve taat yapıncaya kadar o yerden ayrılma. Bu takdirde aleyhine tanıklık eden o yer, tanık gösterildiği zaman senin lehine tanıklık edecek ve o günahtan kurtulacaksın. Giydiğin elbiseyle Allah'a asi geldiğinde de öyle yap. Aynı elbise içinde Allah'a ibadet et. Bıyıklarını kısaltırken, tırnak keserken, saçlarını tararken de böyle temiz ol. Bunlar vücudundan pisken ayrılmasın. Çünkü bunları nasıl terk ettiğin sana bir gün sorulacaktır. Temizken ve Allah'ı zikrederek bunları vücudundan gider. Bu hususlarda yapabileceğin en ufak ve kolay şey seni affetmesi için Allah'a yalvarmandır. Bu takdirde Allah'ın şu emrini yerine getirebilesin. Rabbiniz buyurdu ki, bana dua edin ki size icabet edeyim. Bana kulluk etmeyi büyüklüklerine yediremeyenler alçalmış olarak cehenneme gireceklerdir. Buradaki ibadetten dua kastedilmiştir. Allah Celle Celaluhu duaya görüldüğü gibi ibadet demiştir. İbadet ise hudu ve huşu içinde icra edilen şeydir. Kibirlerine yediremeyip bundan kaçınanların hor ve hakir olarak cehenneme girecekleri ayrıca bu ayette ifade edilmiştir. Öyleyse Allah'ın emrini yerine getirdiklerinde şerefli ve aziz olarak cennete gireceklerdir. Bir gece ihtilam olduğum için hamama gittim. Orada Necmettin Ebu'l-Meali bin el-Lehib ile karşılaştım. Başını tıraş ettirmek için bir ustura getirtti. Kendisine "Ey Ebu'l-Meali" diye seslenecek oldum. Daha konuşmaya fırsat bulamadan bana cevap verdi. "Ben taharet üzereyim." Ne demek istediğini anladım. Onun hemen durumu fark edip ne demek istediğimi kıvrak bir zekayla anlamasına şaştım, kaldım. Ona şöyle dedim. "Allah seni mübarek kılsın. Vallahi saçların senden ayrılırken temiz olman ve zikir halinde bulunman için çağırmıştım." Bana dua etti ve sonra başını tıraş etti. Bu gibi durumlarda insanlar gafil olurlar ve hatta şöyle derler. Allah'a bir yerde asi geldiğinde hemen orayı terk et. Bunlar bu yerin seni kötü olarak anmasından, günahına günah katılmasından korkarlar. Sana acıdıkları için böyle söylerler. Lakin bu hususta büyük bir bilgiyi kaçırmışlardır. Onun için günah işlediğin yerde ibadet ve taatte bulun ve sonra orasını terk et ki hem benim tavsiyelerimi ve hem de onların dediklerini tutmuş olasın. Yaptığın herhangi bir suçu hatırladığın zaman hemen Allah'a istiğfarda bulun ve o suçuna tevbe et. İşlediğin günahın büyüklüğüne veya küçüklüğüne göre Allah'ı zikret. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kötülüğün ardından hemen bir iyilik yap ki onu silsin. Allah buyuruyor, iyilikler kötülükleri giderir. Ne var ki bu senin için bir mizan ve kıstas olmalıdır. İyilikler ve kötülükler iyice dikkate alınıp öyle ölçüye vurulmalıdır. Tavsiye: her zaman Rabbine karşı hüsnü zanda bulun. Kötü zanda bulunma. Çünkü sen ne zaman öleceğini bilemezsin.
verdiğin nefeslerin belki sonuncusunu yaşıyorsundur. Bu takdirde öldüğün zaman Rabbine karşı kötü zan üzerine değil, hüsnü zan üzere ölürsün. Verdiğin bu nefesin senin son nefesin olmadığını nereden bileceksin? Hayatını suizanla yaşa. Fakat ölürken Allah'a karşı hüsnü zan üzere öl diyenlerin sözlerine aldırma. Çünkü bu son nefes durumunu alimler de kestiremezler. Alimler nefes verdikleri sürece Allah'la beraberdirler. Onun için bunu bilmekte fayda vardır. Bu hususta Allah'ın hakkını vermiş olursun. Allah'ın üzerinde olan haklarından birisi de onun şu buyruğuna inanmandır. Sizi bilmediğiniz şekilde var ettik. Sana ölüm geldiği zaman belki de kötü zan üzere olursun da Allah'a bu hal üzere kavuşursun. Onun için her zaman dikkatli ve temkinli olman gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinin şöyle buyurduğuna rivayet ediyor. Ben kulumun beni zan ettiği gibiyim. Öyleyse benim hakkımda iyi zanda bulunsun. Belirli bir zaman için değil, her zaman ve vakitte Allah'a karşı hüsnü zanda bulun. Onun her zaman seni affedeceğini, günahlarını bağışlayacağını bil ve öyle zannet. İşte seni bu güzel zanla çağıran Allah'ın şu kavli celilidir. Ey Muhammed! De ki, ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Doğrusu Allah günahların hepsini bağışlar. Çünkü O bağışlayandır, merhametlidir. Görüyorsun ki Allah bu ayette seni umutsuzluktan alıkoymuştur. Madem ki Allah seni bundan nehyetmiştir, öyleyse senin de bundan uzak durman gerekir. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Şüphesiz Allah günahların hepsini bağışlar. Görülüyor ki Allah burada bir günahı diğerinden ayırmamıştır. Belirli bir günahı kastetmeden hepsini diyerek bu ayeti pekiştirmiştir. Sonra da şöyle buyurarak bunu tamamlamıştır. Şüphesiz gavur olan da rahim olan da O'dur. Ayetteki O zamiri hiç şüphe yok ki Allah'a racidir. O hem gafur hem de rahimdir. Çünkü O'nun rahmeti gazabını geçmiştir. اَلَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا derken belirli bir israftan bahsetmemiştir. Şu halde bu israf her türlü israfı içermektedir. Büyük ya da küçük olması arasında fark yoktur. Hak Teala salih bir kul ve peygamber olan İsa aleyhisselamın şöyle dua ettiğini bizlere beyan etmiştir. Eğer sen onları azaplandırırsan şüphesiz onlar senin kullarındır. İşte burada da kullar kendisine izafe edilmiştir. Kullar için bu ne büyük bir şereftir ki o şeref Allah'a izafe edilme şerefidir. Tavsiye: gizli ve aşikar Allah'ı zikretmelisiniz. Kendi içinizde ve topluluk içinde de Allah'ı zikretmelisiniz. Çünkü Allah şöyle buyurmuştur. Beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Bu ayette Allah kendi zikrini kulunun kendisini anmasına karşılık kılmıştır. Bir kul için günah sıkıntısından daha büyük bir sıkıntı olamaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılı anlarında şöyle derdi. Her halükarda hamd Allah'a mahsustur. Sevinçli olduğu zaman ise şöyle derdi. Hamd, inam eden, büyük ihsan ve lütufta bulunan Allah'a mahsustur. Şu halde sen kalbini her zaman Allah'ın zikrine alıştırırsan, mutlaka kalbin zikrin vereceği nurla nurlanır. O nur kalp gözünün açılmasını sağlar. Çünkü eşyanın keşfi ancak nurla sağlanabilir. Keşf geldiğinde beraberinde hayayı getirir. Buna delil mi istiyorsun? İşte komşundan hakkını ve kıymetini bildiğin herkesten duyduğun haya, bunda hiç şüphe yoktur. İman sana Hak Celle Celaluhu'ya tanzim etme yeteneğini verir. Öyleyse sözümüzü özetleyelim. Allah daima müminlerle beraberdir. Allah, Allah'a ve Allah katından gelene gönülden inanmış kimselerle beraberdir. Nitekim kendisinden nakledilen kutsi hadiste şöyle buyurmuştur.
Ben beni zikrettiğinde kulumdayım. Eğer o beni kendi için zikrederse, ben de onu kendi içimde anarım. Beni şayet bir topluluk içinde zikrederlerse, ben onu ondan daha iyi olan bir topluluk içinde anarım. Allah buyurmuştur: Allah'ı çok zikreden erkekler ve Allah'ı çok zikreden kadınlar. Zikrin en büyüğü her zaman ve her halükarda Allah'ı anmaktır. Tavsiye: her zaman ve her türlü halükarda Hak Teala sana hitap ettiği zaman gücün yettiğince büyük dini görevlerini harfiyen yerine getirmekte fütur gösterme. Sabır ve sebat et. Gerçek müminler içine ibadet karıştırılmamış günah zuhur etmez. Çünkü sen o günahın masiyet olduğuna inanmıştın. Öyleyse yaptığın günahın mutlaka günah ve masiyet olduğunu bildiğine göre mutlaka ona biri taat kat. O kattığın taat da bir de istiğfar ve tövbe katarsan bu seraba taat üzere taat, kurbet Allah'a yaklaşmak için yapılan ibadet üzerine bir kurbet olur. Kötü amele karıştırılan taatın bir parçası bile o masiyeti alt etmeye yeter. Allah'a yaklaştıracak olan kurbetlerin en kavisi hiç şüphe yok ki imandır. Allah katında en değerli, en büyük şey odur. Evet, bütün taat ve ibadetlerin üzerine bina edildiği temel imandır. Allah'ın kendi hakkında yine kendinden varit olan sahih bir haberde hüküm ettiğine hükmetmen de imandan sayılır. Şöyle buyurdu: eğer kul bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. Bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. Bu kutsi hadiste anlatılan bu fazlalık Allah'tandır. Yani kulunkinden az ve zayıf değildir. Bu sebepledir ki kul mutlaka Allah'a amelde yaklaşmak için niyetini sağlam yapmalıdır. Çünkü kul yaptığı her işi şeriatın mizanı ve kıstası ile tartmalı ve ölçmelidir. Onun için bunu pek sağlam yapmalıdır. Eğer hızlanırsa ve hızlıkla nitelenirse onun o hızlanması behemhal teraziyi doğrultmakla olmalıdır. Amelin kendisinde değil. Çünkü ameller ancak niyetlerin sıhhati ile ve sağlamlığı ile sahih olmaktadır. Senin Allah'a yakınlığın hiçbir mizana muhtaç değildir. Çünkü eline konan hakkın mizanı Allah'a kendisiyle yaklaşmayı istediğin ameli tarttığın terazinin ta kendisidir. Niteliği bu olanın sana yaklaşması tabii ki daha kavi ve daha çok olur. Allah kendi nefsini sana kat kat yaklaşmakla, yani senin yaklaştığının birçok misliyle yaklaşmasıyla nitelemiştir. Çünkü sen o suret üzere yaratıldın. Senin ilk halifeliğin kendi zatına yaptığın halifeliktir. Çünkü sen kendi bedeninin ülkesinde onun halifesisin. Teban ise azaların, açık ve gizli kuvvetlerindir. Böylece onun sana yaklaşmasının senin ona yaklaşmandan daha çok olduğu belirlenmiş oldu. O da arşından, kulaçtan ettiği sözlerdir. Karıştan karışa bir arşındır. Arşından arşına bir kulaçtır. Yürümeyi katladığında ise koşmak olur. Şu halde o birincisindeki senin ona yaklaşmandır. Ne ise sonundaki onun sana yaklaşmasıdır. Yani evvel de ahir de odur. Münasip ve uygun olan yaklaşma işte budur. Bütün mahlukata olan ilahi yaklaşma tabii ki bundan başkadır. Nitekim şu ayeti kerimede belirtilmiştir ki biz ona şah damarından daha yakınız. Burada kulun Allah'a olan yakınlığının karşılığı kastedilmiştir. Kul da Allah'a ancak Allah'a imandan sonra onun tarafından gelene ve Allah'tan tebliğ edene iman etmekle yaklaşabilir. Tavsiye: kendini iyilik yapmaya, yapamasan da iyi konuşmaya alıştır. İçinden kötülük yapmak geçerse Allah için onu terk etmeye azmet. Geçmiş bir kader ve yetişen bir kaza seni yenik düşürürse o zaman tabii bir şey yapamazsın. Çünkü eğer Allah içinden geçen o kötülüğü yapmayı sana takdir etmemiş ise
o zaman bıraktığın için onu sana bir sevap olarak yazar. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den Rabbi Azze ve Celle'den yaptığı bir kutsi hadiste sabit olmuştur. Kulum bir iyilik yapmayı içinden geçirirse, onu yapamazsa ben onu ona bir sevap olarak kaydederim. Arapça metindeki ma zarfiyetten ifade eder. Ne zaman içinden bir sevap yapmayı geçirirse derhal ona o sevap yazılır. Yani bu belirli bir zamanla mukayyet değildir. Yapmasa da içinden geçirdiği sürece o sevap olarak yazılır. O anlar ve zamanlar ne kadar çok olursa o kadar sevap yazılır. Şu halde o kimse için içinden geçirdiği her zaman için bir sevap vardır demektir. Onu içinden geçirdiği sevabı şayet yaparsa karşılığında ben onun için tam 10 mislini yazarım. İşte yağmurlu sulanan arazinin mahsulünde onda bir vermek buradan farz kılınmıştır. Şayet bu hasemeler devamlı ecir getiren cinsten olursa, tabii ki dünyada kaldığı sürece o ecirler yenilenir, kıyamete kadar da devam eder. Vakıflar, insanlar arasında yayılan ilim, açılan güzel çığır ve birer sadaka-i cariye olan ameller buna misal olarak gösterilebilir. Allah sonra kulları üzerine nimetini tamamlamış ve şöyle buyurmuştur. Şayet içinden bir günah yapmayı geçirirse, onu yapmadıkça onu, onun için bağışlarım. Arapça metinde yer alan ma da zarfiyedir. Onun için oradaki hüküm burada da aynen caridir. Yani karşılığında sonsuz ödüller verilir. Sonra şöyle buyurdu. Şayet içinden geçirdiği o günahı yaparsa, onu tek günah olarak yazarım. Görüldüğü gibi kötülük hakkında denge sağlanıyor. Sevap işlerde ise 10 misli fazla veriliyor. İşte Cenab-ı Hakk'ın şu kavli celili bunu ifade etmektedir. İyi davrananlara daima daha iyisi ve üstünü verilir. Bakınız, bu ayette daha iyi ve daha üstünden söz ediliyor. Sonra Allah melekler hakkında bize şunu bildirdi. Onlar ki babamız Adem hakkında kendilerini konuşmaya iten asıl nitelikleri gereği şöyle demişlerdir. Orada bozgunculuk yapacak, kanlar akıtacak birini mi var edeceksin? Bu ayette görüldüğü gibi melekler bizim sadece kötülüklerimize temas etmişler ve ondan söz etmişlerdir. İyiliklerimize hiç temas etmemişlerdir. Çünkü mele-i âlâda Allah'a karşı bir gayret vardır. Bu cibiliyetlerinden anlaşılıyor ki onlar da bazen Rablerine karşı gelme keyfiyeti vardır. Bu tevazularından aldıkları bir zevk sonucudur. Tabii asıl yaratılışlarında da bu daha da belirgin bir haldir. Eğer meleklerin asıl yaratılışlarında bizim asıl yaratılışımız şeklinde olmasaydı Allah onların hakkında çekişiyorlar demezdi. Çünkü çekişmek ancak zıtlar arasında cereyan eder. Allah meleklerin hakkımızda şunu dediklerini de bize bildirmiştir. İşte şu kulun bir sevap yapmak istiyor. Bu aslın kuvvetine bir bak. İdraki yerinde olanlar için ne muhkem bir şeydir bu. İşte sen buradan da insanoğlunun üstünlüğünü anlarsın. Zira o insan birisi hakkında iyi konuştuğu zaman kötülüğünden söz etmez. Şimdi yukarıda meleklerin söylediklerini nazar itibarı alırsak, derece bakımından insanlarla melekler arasındaki farkı anlarız. Ne var ki, ben seni bu hususta uyardım ki onların asıl yaratılışlarını ve cibilliyetlerini bilesin. Demek ki herkes hangi cibiliyet üzere yaratılmış ise ona göre amel eder. Nitekim Allah Teala meleklerin yine şöyle dediklerini bize bildirmiştir. İşte şu falan kulun kötülük yapmak istiyor. Allah tabii ki bunu daha iyi bilir ve görür. Şöyle buyurdu. Onu iyice gözetleyin. Eğer o kötülüğü yaparsa onu aynı olarak yazın. Şayet yapmayıp bırakırsa onun için karşılığında bir sevap yazın. Çünkü o kötülüğü benim için bırakmıştır. Burada zikredilen melekler Allah'ın şu ayeti kerimede bize bildirdiği meleklerdir. Oysa yaptıklarınızı bilen değerli yazıcılar sizi gözetlemektedirler.
İşte Allah'ın onlara verdiği mertebeleri ve beraatleri bu mertebe ve beraat gereği yukarıda geçen konuşmalarını yapmışlardır. Onlar daha önce Allah'ın onlara verdiği yeteneklerinden dolayı kişinin iyiliğini kendilerine tarif edilmeden hemen yazarlar. İnsanın kötülüğü hakkında konuşurlar. Eğer onun hakkında böyle konuşmasalardı, Allah indinde o insanın durumunun ne olduğunu bilemezdik. Bu durum tıpkı zikir meclislerinde zikir için değil de herhangi bir işi için gelen kimse hakkında dediklerine benzer. Allah onların hepsini kayıtsız şartsız bağışlamıştır. Şöyle buyurmuştur: onlar öyle bir cemaattir ki yanlarında oturan kim olursa olsun asla kötü olmaz. Eğer onların sorularını ve verilen cevapları bilmeseydik, Allah'ın onların hakkındaki hükmünü de bilemezdik. Demek ki onların konuşmaları birer talim, öğretmek ve rahmetti. Her ne kadar zahiri, kısa görüş sahiplerinin de anlayacağı gibi başka türlü anlamalara yol açsa bile, biz bununla beraber onların asıl yaratılışları ve cibilliyetleri babında seni uyarmıştık. Allah iyilik ve kötülük hakkında şöyle buyurmuştur: kim ortaya bir iyilik koyarsa ona 10 katı verilir. Ortaya bir kötülük koyan ise ancak misliyle cezalandırılır. Onlara haksızlık yapılmaz. Kimilerini cezadan sonra, kimilerini de cezadan evvel bağışlarım. Demek ki kendi nefsine yazık edip günah işleyen herkes tevbe etmese de bağışlanmaktadır. Kim bu tavsiyeyi iyice incelerse insan yaratılışı ile meleklerin yaratılışı arasındaki farkı anlar. Aslında Rabbimizin bir olduğu gibi hepsi birdir. Bilindiği gibi karşılıklı isimleri vardır. Onun için isimler sureti üzerinedir. Tavsiye: İslam kelimesinden ayrılma, o kelime şudur: La ilahe illallah, zikirlerin en üstünüdür. Zira bu kelime içinde çok büyük bilgiler taşımaktadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: benim ve benden önceki peygamberlerin söylediğimiz sözlerin en üstünü La ilahe illallah'dır. O hiç şüphe yok ki menfi ile müsbeti bir arada toplamıştır. Taksim ve münhasırdır. Bu kelimenin ihtiva ettiği şeyi ancak onun tartısını ve ne tarttığını bilenler anlar. Nitekim bu hususu ileride zikredeceğimiz bir hadis ortaya koyacaktır. Şunu iyi bilin ki o tevhid kelimesidir. Hiçbir şey tevhidin karşılığı olamaz. Tevhide karşılık olsaydı bir olmazdı. Onun içindir ki bir şeyi ancak benzeri ve denge olan tartar. Oysa onun ne benzeri ne de dengi vardır. İşte bu sebepledir ki La ilahe illallah'ın bir teraziye girmesini alıkoyan başlıca mani budur. Bunun içindir ki alimlerin çoğunluğu tevhidin karşılığı, zıttı olan şirkin bir kulda tevhidle birlikte bulunmasına imkan tanımazlar. Zira insan ya müşrik ya da muvahhiddir. Tevhidi ancak şirk tartar. Bu ikisi ise bir terazide birleşemezler. Bize göre onu bir terazinin tartmaması haberde sabit olduğu içindir ki o haber sahihtir ve Allah'tan nakledilmiştir. Kudsi hadiste Allah buyurur ki: eğer 7 kat gök benden başka imacısı ile ve 7 kat yer benden başka kefede olsa La ilahe illallah ağır basar ve onları tartar. Burada görüldüğü gibi gökler ve yerlerden söz edilmiştir. Çünkü mizanın yeri kulların amellerini yükselip nihayet bulduğu Sidre-i Münteha'dan sonra sabit olan yıldızlar felekinin dibindedir. Ve bu mizan amellerin geçemediği yeri aşıp geçemez. Sonra Allah benden başka imacısı, mimarı buyurmaktadır. Allah'tan başka onların imacısı mı vardır? Demek ki anlayışlı ve zeki olana bir işaret kâfi gelir. Rusum ulemasının genel dilinde başka sözüyle müşrikin ispat ettiği şirk kastedilmiştir. Eğer yaratmakta onun iştiraki olsaydı La ilahe illallah onu mizanında meylettirirdi. Tevhid mizanı değil de vücut mizanı kaldırılırsa La ilahe illallah ona girer. O
azamet tevhidine girebilir ki o müşriklerin tevhididir. Onu ancak La ilahe illallah tartar ve meylettirir. Amel defteri günahla dolu olana gelince, onun kefesi ancak kelime-i tevhid yazılı küçük bir kağıt parçası ile ağır basacaktır. Çünkü terazinin içinde olan odur. La ilahe illallah'ın söyleyicisi telaffuz etmiş, melekler de hemen onu kaydetmiştir. Onun o kaydettiği La ilahe illallah kelimesi nutukta halk edilmiştir. O eğer daha önce herkesin önüne serilseydi, tevhidi söyleyen kimseler cehenneme girmezdi. Allah mahşer ehline onun üstünlüğünü göstermeyi murat etmiştir. Bu sebepledir ki ancak o, Allah'ın tevhid ehlinden cehenneme girmelerini murat ettiği kimselerin cehenneme girişlerinden sonra ortaya konulup gösterilir. Allah'ın cehenneme girmelerini takdir ettiği muvahhidlerden mahşerde hiç kimse kalmaz ve onlardan her birerleri girer de sonra şefaat veya inayetiyle cehennemden çıktıklarında hemen amel defterleri getirilir. Ama o anda mahşerde sadece cehennemlik olmayan cennetlikler kalmıştır. İşte en son amelleri terazide tartılacak olanlar da onlardır. Demek ki La ilahe illallah'ın hem başlangıcı ve hem de sonu vardır. Böylece amel defterine sahip kimselerde olduğu gibi başı sonunu belirlemiştir. Sonra şunu da iyi bil ki Allah Celle Celaluhu genelde eşyanın en üstününü, en yararlısını, tartı bakımından en ağırını koymuştur. Çünkü onun karşılığında zıtları da vardır. Karşılığındaki zıttına galebe çalması için mutlaka ona bir güç de bahşetmiştir. Bu hususun farkına ehlullah'tan her arif varamaz. Ancak insanlara yol gösteren peygamberler bunu anlayabilirler. Hiç şüphe yok ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediğimiz en üstün söz La ilahe illallah'tır. Kimileri zikirde özellikle Allah, Allah veya Hu, Hu demenin daha üstün olduğunu iddia etmişlerse de Allah'ı iyi bilen alimler katında La ilahe illallah kelimesi zikirlerin en yücesidir. Ey Allah dostu! Sen genelde sabit olan bu zikirden kelime-i tevhid ayrılma. Çünkü en kavi zikir odur. En parlak nura o sahiptir. Onun kıymeti ve Allah'a yaklaştırıcı olan yeteneği cidden büyüktür. Bunun farkına ancak ondan ayrılmayan, onu tam anlamıyla kalplerinde muhkemleştirinceye kadar devam edenler anlar. Allah rahmetini her şeye şamil olmak için genişletmiştir. Yolunu bilmese bile herkes düçar olduğu güçlüklerden kurtulmak ister. Her kim La ilahe yani hiçbir ilah yoktur sözüyle aynını nefyederse illallah ile onun varlığını ispat etmiş olur. Böylece aynını ilmen değil de hükmen nefyetmiş, hakkın varlığını hem hükmen ve hem de ilmen ispat etmiş olursun. İlah bütün isimlerin sahibidir. Bunlar da ancak tek ayn, belirli varlık için olur ki o da kaldırma, indirme, mizanı, terazisi elinde olan göklerin ve yerlerin mimarı Allah'ın müsemmasıdır. Onun için Allah'ın bütün kainata saadet ve refah vesilesi kıldığı bu zikirden ayrılma, dilinden de düşürme. Tavsiye: Sakın La ilahe illallah ehline düşmanlık yapma. Çünkü Allah onlara genel velayet hakkı ihsan etmiştir. Onlar Allah dostlarıdır. Hata edip yer dolusu yanlışlıklarla Allah'ın huzuruna gelseler bile şayet ona hiçbir şey ortak koşmamışlarsa Allah o miktarda bir mağfiretle onlara mukabele eder. Kimin veliliği sabit olursa ona harp açmak yasak olur. Kim de Allah'a harp açarsa Allah dünyada da ahirette de onun cezasını verir. Allah her kimi olursa olsun eğer sana düşman olarak gösterip tanıtmamışsa sakın onu düşman edinme. Tanımadığın ve bilmediğin insanlar hakkında yapabileceğin en az iş onunla ilgilenmektir. Eğer onun düşmanlığı sence gerçekleşmiş yani Allah'a ortak koşan biri ise hemen ondan uzaklaş.
İbrahim Aleyhisselam'ın babası Azer hakkında yaptığı davranış buna en büyük misaldir. Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Allah'ın düşmanı olduğunu anlayınca ondan uzaklaştı. Bir de Allah'ın şu kavli celili senin ölçün olsun. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir milletin babaları veya oğulları veya kardeşleri ya da akrabaları olsa bile Allah'a ve peygamberine karşı gelenlere sevgi beslediklerini göremezsin. Nitekim İbrahim Aleyhisselam bu ayetteki babaları bile olsa kavlinin gereğini yapmıştır. Bu hususları bilmediğin zaman Allah'ın kullarına sakın düşmanlık yapma. Dilde söylenenlerden dolayı onları kınama. Sana gereken onun kendisine değil işine itiraz etmendir. Allah'ın düşmanı ise bizatihi kendisine düşmanlık beslenebilir. Onun için Allah'ın düşmanı olan kimsenin kendisine nefret etmekle mümin olduğu halde yaptığı kötü işe nefret etmek arasındaki farkı bil ve öyle davran. Hali hazırda son nefesini nasıl vereceğini bilmediğin gayrimüslimler hakkında da böyle davran. Sahih'te varit olan Allah'ın kutsi hadisteki şu sözüne de dikkat et ve ona göre kendine çeki düzen ver. Kim benim dostuma düşmanlık yaparsa ona harp ilan ederim. Öyleyse durumunu ve gerçek gözünü bilmediğin halde Allah dostuna biri dil uzatıp düşmanlık yaptığı zaman yarattıkları hakkında hakkın hakkını vermemiş olur. Çünkü o Allah'ın onun hakkındaki bilgisini bilmiyor ve Allah da ona onun durumunu belirtmemiştir ki ondan uzaklaşıp onu düşman edinsin. Gerçekte Allah düşmanı olup da görünüşte böyle bir belirtisi olmazsa o zaman Allah'ın hakkını ayakta tutmak için ona dost ol, düşman olma. Çünkü Allah'ın Ez-Zahir ismi Allah katında sana davacı olur. Allah'ı kendi aleyhinde hüccet yapma ki helak olursun. Zira Allah'ın geçerli ve yerini bulucu bir hücceti vardır. Allah'ın kullarına şefkat ve merhametle muamele et. Nitekim küfür içinde bulunanlar küfürlerini ve şirklerini kendiliklerinden değil, aksine onun takdiri sebebiyle bulmuşlardır. Allah bunu hiç şüphe yok ki biliyor ve onun için onları rızıklandırıyor. Nitekim umumi bir lisanla biz Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğunu zikrettik. Bu nedenle küfürleri de şirkleri de onlar üzerinde yaratılmıştır. Var olan bir şeydeki hükmü özel dil ile anlatacak olursak, ancak yokluk halinde üzerinde bulunduğu şey sebebiyle olduğunu söylemiş oluruz ki Allah onun sübutunu pekala bilmiştir. Herkes üzerinde ne kadar niza ve tartışma vaki olursa olsun Allah'ın geçerli ve etkili hücceti, delili vardır. Onun için bütün işini ona teslim edip havale et ve şunu da iyi bil ki sen üzerinde bulunduğun hal ve davranışlar üzerinesin. Merhamet ve şefkatini bütün canlılara ve yaratıklara bolca yay ve şöyle deme. Bu ottur, cansızdır, faydası yoktur. Evet, onların faydası ve birçok da hayrı vardır. Asıl sende hayır yoktur. Yaratılmışı üzerinde bulunduğu hal üzere bırak ve ona yaratıcının merhametiyle merhamet et. Bulunduğu hal ve davranışlarına doğru olanları yalancılardan ayırt edilinceye dek bakma. İşte o zaman onları bu babda Allah'ın emri bulunduğu için düşman edinirsin. Çünkü onlar Allah'ın düşmanlarıdır ve Allah kendi düşmanını dost edinmekten ve ona sevgi göstermekten seni alıkoymuştur. Şayet gözle görünecek derecede bir güçsüzlük seni buna mecbur ederse, o zaman onları yürekten sevgi duymaksızın idare etmeye çalış. Sana zararları dokunmaması için böyle davran ve durumu Allah'a havale et. Ona kavuşuncaya dek her şeyde ona güven. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu kitabımızda Muhyiddini İbni Arabi Hazretlerinin Fütühat-ı Mekkiye'den Altın Sayfalar isimli kitabından bir bölüm dinlediniz. Kitabın diğer bölümünde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.